Zonguldak'ta düğünde havaya ateş açma cinayetinde 25 yaşındaki Akın Kaçmak'ın ölümünde sanık 1000. K. hakim karşısına çıktı. Geçen yıl 11 Haziran günü Karaelmas Mahallesi'nde düğün sonrası eğlence sırasında havaya ateş açma cinayetinde 25 yaşındaki Akın Kaçmak, 1000. K.'nın silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Kardeşi o gün Kaçmak ise olayda yaralandı. Olayda 20 yaşındaki 1000. K. hakkında müebbet hapis cezası talep edilirken o gün Kaçmak'ın yaralanması sebebiyle babası 5. K. hakkında da 18 yıla kadar hapis cezası istendi. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan ilk duruşmada tutuklu sanık 1000. K. S.E.G.B.İS. ile davaya katıldı. Tutuksuz sanık babası ise S.E.G.B.İS. ile Ankara'dan duruşmaya katıldı. Mahkemede o gün Kaçmak ve olayda ölen Akın Kaçmak'ın ailesi hazır bulundu. Mahkemede savunma yapan sanık 1000. K. Akın koşarak bana geldi. Sol bacağıma ateş edince belimden silahı çıkararak o korku ve acıyla hedef almaksızın ateş ettim. Pişmanım ama çok korkmuştum, dedi. 1000. K.'nın babası tutuksuz sanık 5. K. ise olay yerinde kimse ifade vermeyince ben oradaymışım gibi ifade vermeyi kabul ettim. O zaman ne oğlum 1000'nin ne de Akın'ın durumundan haberim vardı. Mahallede olay yerinde olan çoğu kişi musallat olurlar korkusuyla ifade vermek istemeyince ben ifade verdim. Önceki ifadelerim gördüklerim değil, aslında mahallede konuşulanlardan duyduklarımdı. Olay yerinde yoktum, dedi. Mahkemede Akın Kaçmak'ın eşi ve ailesinin yanı sıra 8 tanık dinlendi. Mahkeme 1000. K.'nın tutukluluk halinin devamına, babası 5. K.'nın ise adli kontrolünün devam etmesine karar verdi, duruşma ileri tarihe ertelendi.